Herkese merhabalar. Bugün de sizlere Samsung Galaxy J serisi. Şu an elimizde J1 mini bulunmakta. Bu telefonun ekran kilidini unuttum. Ya da telefon e, sıfırlamak istiyorum. Telefonu nasıl sıfırlayabilirim? Bunun incelemesini yapacağız. Tabi böyle bir işlemi yapmadan önce şarjının özellikle %50'nin üzerinde olmasına özen gösterin. Ayrıca bu tuş kombinasyonu hard format telefon sıfırlaması işleminde bazen şarj durumu düşük olduğunda telefonda çökme olabiliyor. Buna çok dikkat edin. Tabi böyle bir işlemi yapmadan önce telefonu komple kapatıyoruz şarjın gerçekten de üzerinde olmasına özen gösterin. Böyle bir işlem yaptığımızda telefonda olan resimler, videolar, numaralar, yapmış olduğunuz işlemler, oyunlar, uygulamalar hepsi siliniyor. Telefonu yeni aldığınız gibi oluyor. Böyle bir işlemi yaparken ilk önce ses açma Home tuşu ve Power tuşuna aynı anda basıyoruz. Üçünü aynı anda bastığımızda Samsung J1 yazısını gördük. Ses açma tuşu ve Home tuşundan elimizi çekiyoruz. Power tuşuna Android'imiz geldiğinde elimizi çekiyoruz. Soldaki ses açma ve kapama tuşlarıyla bunların yardımıyla aşağı indiğimizde şöyle ne diyor burada? Formatlama işleminin uygulamalarını gördünüz. Biz buradan 3. sekmede olan Wi-Fi Data Faktörü Reset yani telefonu sıfırla. Bunu ok tuşlarıyla bakın şurada power tuşuyla onaylıyoruz. Onayladıktan sonra gerçekten her şeyin silinmesini onaylıyor musunuz? Evet. Ses açma tuşunun yardımıyla bu şekilde geliyoruz. Bak başka bir yere basmıyoruz. Tekrar power tuşuyla onaylıyoruz. Onayladığımızda formatlama işlemimiz şu anda başladı. Formatlama işleminden sonra tekrar soruyor. Gerçekten e, şu anda olsun mu bu işlem? Tekrar power tuşuyla, power tuşuna sol, sağ tarafta power tuşuna basıp işlemi onayladık. Bakın şu an tamamen bitti. Telefon şu anda yeni ilk aldığınızda bir kurma işlemi var ya, aynı o şekilde gerçekleşiyor. Telefonun sıfırlaması bu şekilde. Bir de şu var. Böyle işlemlerde çoğunlukla telefonu kurduğunuzda Gmail adresinizi telefona kurduğunuzda senkronizasyon Bakın bu işlemi yaptığınızda numaralarınız, resimleriniz, videolarınız farklı bir Android Sony olabilir, HTC olabilir, Huawei olabilir, Casper olabilir, Lenovo olabilir, Samsung olabilir. Bu Android işletim sistemli ürünlere Gmail hesabınızı girdiğinizde zaten siz senkronizasyon işlemini yaptıysanız yedekleme otomatik olarak oluyor ve siz yeni bir cep telefonu o hesap bilgilerini şifrenizi girdiğinizde resimler numaralar hepsi dökülüyor. Bu şekilde numara yedeklemeyle numaram gitti resimler hepsinin gibi endişeleriniz olmuyor. Böyle bir şeyde bakın gerçekten bilmiyorsanız dahi telefonu aldığınız yer olabilir teknik servisler olabilir bunlarla alakalı internette binlerce forum sayfaları var ayrıca bizim videoların altında yazın. Biz mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an formatlı işlemimiz devam ediyor. Bu işlem yaklaşık olarak 2 ile 6 dakika arasında değişebiliyor. Bunu da ekstradan belirteyim Bu işlemi normalde çok basitmiş gibi gözüküyor tuşlar kombinasyonu yardımıyla ama bakın gerçekten çok yanlış hatalı yapan Sonuçta evde e, kendi kullanıcılar kendi kendine de yapabiliyor bu işlemi ama bazen farklı bir tuşa basıp telefona çökertebiliyorlar. Bu da bazen e, garanti dışı olduğu için sonuçta kullanıcı hatası olarak gözüküyor Teknik servisler garanti kapsamında değildi belirli bir bedeli ücret. Karşılığında telefonları çözüp size geri yolluyorlar. Sizin burada yapmanız gereken telefona Home tuşu, ses açma tuşu ve son olarak power tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra Samsung hologramı geliyor, ses açma ve Home tuşundan parmağınızı çekiyorsunuz, sadece power tuşunda kalıyor. Power tuşuna zaten Android'i görünce yaralı bir Android, onu gördükten sonra elinizi çekiyorsunuz. Şu an telefonu ilk aldığımız gibi oldu, telefonu kuruyoruz. Böyle bir işlemi yaptığımızda Telefon bazen gmail adresi ister bakın çok önemli telefonu ilk aldığınızda sonuçta telefonu böyle bir telefon alacaksınız Telefonun sıfırlanması gerekiyor telefonu sıfırlarken de e, o telefonu siz hızlı bir şekilde alıyorsunuz ama telefon gmail adresi istiyor gmail de o telefonu ilk kurmuş olduğunuz gmail adresi veyahut da siz bu telefonu biriniz kullanıyordu evden bir aile bireyi veyahut da farklı biri. E bu durumda ne olacak? Siz zor durumda kalmayın diye o Gmail adresi üzerinden bu telefona sıfırlama yaptıktan sonra tekrardan girin. Tekrardan girdikten sonra telefonu teslim alın. Çünkü telefonda Gmail adresi Samsung 2015, 2016 modellerinde bunu ön planda tutuyor. J serisi ve A serisinde bu çok var. Yani sıkıntı telefonları hızlı el değiştirdiği için telefonda sıfırlama olduğunda fabrika ayarlarına çeviriyor örnek veriyorum kullanıcı ama Gmail şifresini unutuyor. Bu durumda Samsung te teknik desteğe başvurması gerekiyor. Garanti kapsamında bazen müşteri memnuniyet adına bazen de belirli bir ücret teknik servisler de yapıyor. Bedeli bir ücret karşılığında bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Çok teşekkür ederiz zaman ayırdığısı. Size Samsung Galaxy J1 Mini tuş kombinasyonu ile formatlama işlemi nasıl olur? Bundan bahsettik. Ayrıca en güncel akıllı cep telefonlarıyla alakalı kanalımıza abone olarak bizi daha yakından takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.